Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Yeni bir cam temizleme robotuyla daha birlikteyiz. Sizlere toplandığı bu video ile birlikte 3. cam temizleme robotunu göstermiş olacağım. İlk önce kendinden su bırakmayan bir cam temizleme robotumu sizlere gösterdim. Sonra kare formundaki bir cam temizleme robotunu sizlerle buluşturdum. Şimdi sıra geldi bu görmüş olduğunuz formdaki modele yakından bakmaya. İlk modele göre şöyle bir avantajı var. Kendinden su bırakabiliyor. Böyle bir avantajla birlikte karşımıza çıkıyor ürünün kendisi. Eğer ürünü satın almak isterseniz, fiyatına bakmak isterseniz linki açıklamalar kısmında. Hadi gelin şimdi açıyı bilgi değiştirelim. Ürünün kutusundan neler çıkıyor buna yakından bakalım. Açımızı değiştirdik. Şimdi geliyoruz ürüne yakından bakıyoruz. Önde dil olarak bilmediğimiz bir dil var. Burada zaten cam temizleme robotu belirtilmiş. Arkasına geldiğimizde de öne çıkan özellikleri yine bizlerle paylaşılmış burada. Hemen gelelim. Şöyle kutuyu açalım birlikte. İçeriğine yakından bakalım. Sonra da birlikte camla deneyeceğiz hemen. Yine camlarımız kirlenmiş durumda. Şimdi geldik kutu içeriğine daha yakından bakmaya. Burada bir kullanım kılavuzu karşımıza çıkıyor. Hemen hızlıca bakalım içerisine. Burada genel olarak bizlere özelliklerinden bahsedecek. Hemen şöyle devam ediyorum. Bakın burada ürünün genel olarak özellikleri bizlerle paylaşılmış. Genel olarak özellikler burada karşımıza çıkıyor. Bu ürünü diğer ürünlerde olduğu gibi güç kesilince 20 dakika boyunca kendini camda tutabiliyor. İçerisinde ise 500 mAh'lik bir bataryası mevcutmuş. Haberiniz olsun. Kutu içeriği de bu görmüş olduğunuz kısımda direkt olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça dolu bir kutu içeriğine sahip kendisi. Devam edelim. Burada nasıl kullanım yapacağız adım adım gösterilmiş. Şöyle görüyorsunuz. Kendinden su bırakma desteği olduğu için bu tarafta gördüğümüz şey suyu nasıl yükleyebileceğimiz, içerisine nasıl su koyabileceğimiz detayı. Devam ediyoruz. Ve burada da işte kumandanın modları, bakın burada farklı farklı modlar var, bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz ve nasıl kullanmanız gerektiği sizlerle paylaşılmış. Gelelim kutu içeriğiyle devam edelim. Burada bir kapağımız var, açıyoruz. Şöyle parlak piyano bilek renginde. Ve burada modlarımızı görüyoruz. Yedek modlarımız var. Görüyorsunuz, iki tane var içinde. Sonrasında burada poşetin içerisinde bir adaptörümüz var. Bu görmüş olduğunuz adaptörün ucunda da şöyle bir kablo var. Bu yapı sayesinde bizler ürünü direkt olarak güce bağlayabiliyoruz. Ek olarak zaten ürünün kendi içerisindeki ucu da şu an görüyorsunuz. Sonrasında burada bir kumandamız var. Ve diğerlerinden farklı olacak şekilde bu kumandanın da pili de çıkmış kutu içerisinden. Bu güzel. Kumandasını şöyle göstereyim sizlere. Kumandamız bu şekilde. Ek olarak kutu içerisinden iki tane de pil çıkıyor ki bu çok güzel bir detay. Devam ediyoruz. Burada bir şişemiz var sanırım ama evet bir bakayım. Bu görmüş olduğumuz yapıya sanırım bunu takacağız kullanacağımız zaman. Bununla birlikte hazinenin içerisinde suyu sıkabiliyoruz. Bununla birlikte de camı ıslatmak istediğimizde, o kiri, çamuru yumuşatmak istediğimizde cama fısıldatabiliriz, suyu püskürtebiliriz yani anlayacağınız üzere. Zaten ürünün kendisinden bir püskürtme modu bulunuyor. Ama ön temizlikte avantajlı olduğunu söyleyebilirim bizim de püskürtmemiz. Sonrasında burada bir güç kablomuz var. Az önceki adaptörün güç kablosu görüyorsunuz. Bu kabloların uzunluğu fazlasıyla önemli. Ve burada şöyle bir güç kablomuz daha var. Uzatma amaçlı kullanabileceğimiz sanırım ki evet öyle. Bu diğer süpürgelerden çıkmamıştı. Sizlere de göstermiş oldum. Devam ediyoruz. Burada direkt olarak cam temizleme robotumuz çıktı. Arada umarım süpürge dememişimdir ürüne. Bazen karışıklık olabiliyor. Evet, ürünümüzün tasarımı da bu şekilde. Ürün kutudan çizik çıktı. Şöyle göstereyim size. Bakın burada çizikleri var. Ama buradaki jelatini kaldırdığımızda sorunsuz kullanabileceğiz. Alt tarafı da şu şekilde görmüş olduğunuz yapıda yuvarlak yuvarlak üzerine de takılı şekilde gelmiş. Bunu çıkardığınızda şu kısmı altından da su yüklemesi yapabiliyorsunuz. Yani içerisine su koyabiliyorsunuz. Ve emniyet halatı da buraya konumlandırılmış durumda. Ek olarak burada yedek mopları takabileceğimiz halkalarımız var. Bu görmüş olduğunuz halkaları ürünün alt tarafına yerleştiriyoruz zaten. Yedekli durması açısından temiz halkayı buna takarak direkt bunları çıkartıp bunları da direkt ürüne takabilirsiniz. Ve kutu içeriğinde de başka bir detay kalmadı. Hadi gidelim şu kirli camı temizleyelim. Şimdi temizlik öncesi sizlere yapmanız gerekeni gösteriyorum. Hemen temizliğe geçmedim. Bu gömmüş olduğunuz kutudan çıkan şeyi su doldurduk ve daha sonrasında buradaki yapının kapağını açtık. Buraya su dolduracağız ve ürün çok garip olacak şekilde içinden suyla geldi. Yani evet ürün içerisinde bir su var. Ben biraz daha ekleme yapacağım. Şöyle şey sıkıyorum ve bak görüyorsunuz su damlıyor içerisine.
ve suyu bu şekilde eklemiş oluyorum. Temizlik öncesi yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de bu. Bunu yaptıktan sonra bu gömmüş olduğunuz şu delikten kendisi suyu fırlatabiliyor. Böyle bir durum söz konusu, haberiniz olsun. Camın başına geldim. Camımız yine kirlendi. Çamur yağmış ama camın iç kısmı aşırı kirli değil. Bize doğru bakan kısım. Şöyle camı açıyorum ve sizlere kirleri göstermek istiyorum. Bakın bu cam çok kirli. Yani şöyle parmağımı sürdüğümdeki kiri görüyorsunuz. Cam baya baya kirli. Şimdi normalde bu üründe, yani buradaki ürünümüzde kendinden su bırakma desteği var. Ama buradaki kirler de hani böyle çok olduğu için biz hafif böyle suyu sıkacağız. Bir camın belli başlı bölgelerini, o da zaten kendiliğinden su bırakacak. Şimdi bir ürünü çalıştırma kısmına gelelim. Birlikte çalıştıralım, kumandadan komutumuzu verelim. Şimdi temizliğe başladı. Biraz yüksek sesli konuşacağım. Canlı canlı söylemek istiyorum. Oldukça hızlı çalışan bir cam temizleme robotu ve görüyorsunuz hem sağ taraftan hem de sol taraftan suyu sıkabiliyor ve gerçekten güzel çalışıyor. Yani her hareketinde gideceği alana su sıkarak gidiyor. Yani bu çok mantıklı bir şey ve gerçekten süpürgenin hızlı olduğunu söyleyebilirim. Tabii şimdi diyeceksiniz ki buradaki lekeler şaka mı? Oralardan bir tur daha geçecek tabii yani. Ama gittiği yöne doğru her zaman su veriyor oluşu da bence bu cam temizleme robotu için güzel bir detay olmuş. Şimdi sizlere biraz temizlik görüntülerini izletmek istiyorum. Temizliğine devam ediyor. Yine yüksek sesli konuşuyorum. Kumanda üzerinden kontroller yapabiliyoruz. Çalışma şeklimizi o şekilde belirleyebiliyoruz. Ben bu sefer şu görmüş olduğunuz butona basmıştım. Yani sola doğru gitsin, temizliğini yapsın. Yani dönüyor, bu şekilde temizliğini yapıyor. Aynı şekilde buradan da yapabiliyorsunuz. Yani sağ ve sola belirlemesini yapabilirsiniz. Gördüğünüz şekilde şu an mesela bitirdi. Ben bu sefer de bu yöne yapmasını istiyorum. Ve kendi içerisinden suyu bırakacak şekilde burayı temizlemeye başladı. Şu anki haliyle zaten bakın cam daha temiz değil. Yukarıda izler var, toz izleri var. Daha burayı biraz daha ıslatması gerekiyor. Ve her gittiği yöne su atıyor oluşu inanılmaz iyi. Yani bu zamana kadar incelediğim temizleme robotlarında böyle bir şey görmedim. Adım adım su bırakıyor. Tabii bak şu an açısı nedeniyle su biraz daha dışarı doğru gidiyor ama yine de iş görecek seviyede gördüğüm şekilde. Robotumuz temizliğine devam ediyor ancak şöyle ufak bir sıkıntımız var. Bakın şurada ufak ufak çizgileri var. Yani arkasında kir bırakabiliyor çünkü cam dediğim gibi çok kirliydi. Ne yapmak gerekiyor? Şimdi ben robotu durduracağım ve şu görmüş olduğunuz izlerden bahsediyorum. Bu izleri yok etmek için kutudan çıkan diğer başlıkları takacağım. Ve o şekilde ürünü temiz kullanacağım. Çünkü o şu an kir kısmı aldı ama burada ufak ufak lekeler bırakabiliyor. Şimdi bir başlığı değiştirip öyle devam edeceğiz. Bu arada kutu açılışı kısmında demiştim ya, ürünün kutusundan 3 tane set çıkıyor. Bunda öyle değilmiş aslında. Bunları açınca içerinden daha da fazlasını gördük. Bu görmüş olduğunuz şeyin içerisinden 1, 2, 4 ve 5 tane set çıkıyor. Yani toplamda 10 tane başlığınız olmuş oluyor. Şimdi demek istediğim lekeler işte bunlardı. Bakın cam çok kirliydi ya. Bakın bu yuvarlak yuvarlak lekeleri bıraktı. Normaldir çünkü cam aşırı kirliydi. Ve şu an kirli halini görüyorsunuz. Bunları çıkartacağız ve yerine buradaki temizlerden takacağız. Temizleri taktık. Hemen çalıştıralım. Şöyle geliyoruz. Cama dokunduruyoruz. Bakın camı sert tutmuyorum. Çalıştırdım. Vakumunu yaptı. Ve şu an bıraktım. Bu arada bu görmüş olduğunuz şuradaki halatı düzgün yere bağlayın, haberiniz olsun. Yani düşmesini engelleyeceksiniz. Çok önemli, emniyetlidir.
Evet, temizliğimiz bitti. Gayet güzel temizlik yaptığını söyleyebilirim. Camı görüyorsunuz, pırıl pırıl. Önceki halinde gördünüz. Tek dezavantajı, yani kullandıkları malzemeden kaynaklı mı bilmiyorum. Bakın şimdi buradaki ufak ufak tüyler camda kaldı ufak ufak. Bak görüyorsunuz. Ve burada yuvarlak şeklinde kaldı. Yani normalde bunu bırakmaması lazım. Bu arada cam temiz. Sadece üzerindeki tüylerini bıraktı. Tozlarını bıraktı ufak ufak. Yani camı iyi temizlediğini söyleyebilirim evet. Ama yani şu başlık, yani şu gömmüş olduğunuz şeyler daha kaliteli olabilirmiş. Ben en beğendiğim cam temizleme robotu bu kesinlikle. Çünkü yani camın genel hali, hızı, kendinden su bırakabilir oluşu çok iyi. Tek dezavantajı bu ürün bir yuvarlak yapıya sahip olduğu için. Şuradaki köşeleri görüyorsunuz değil mi? Bakın köşeye giremedi. Buranın köşesine giremedi. Şöyle bir köşeye giremedi. Aynı şekilde buraya da giremedi. Genel olarak camı temizledi. Evet. Yani nasıl camlarda kullanabilirsiniz bunu? Örnek veriyorum şimdi burası bizim ofisin camı, tamam mı? Temizleyebileceğiniz camlar olur. Temizleyemeyeceğiniz yani çıkmak istemeyeceğiniz camlar. Örnek veriyorum şu karşıdaki binanın. Yani sallıyorum tamamıyla. Hani dışarıdan nasıl müdahale edebilirsem derseniz işte bunu kullanabilirsiniz. Yani bu köşedeki şeyler kalıyor maalesef sadece. Benim çok beğendiğim bir cam temizleme robotu oldu. Gelin şimdi genel özete geçelim. Cam temizleme robotunu sizlere anlatmış olduğum gördüğüm en iyi cam temizleme robotu kendisi. Bir, çok hızlı. Kesinlikle hızlı. İki, kumandasından pilli çıktı. Bu da bir avantaj. Küçük bir detay ama avantaj. Kendinden suyla falan geldi. Bunun dışında da diğer cam temizleme robotunda şöyle bir dezavantaj görmüştüm. Şimdi suyu kafasına göre atıyordu. Yani gittiği yönle hiç alakası yoktu. Bu gideceği yeni önceden suyu atıyor ve oraya doğru giderek direkt temizliğini sağlıyor. Bakın gideceği yöne suyunu atıyor ve gidiyor temizliğini yapıyor. Bu en büyük artısı. Bana göre tek dezavantajı yuvarlaklı yapısı nedeniyle dört köşeleri giremiyor oluş. Kare yapılı ürünlerde bizden neyi görüyoruz? Dört köşeye girebiliyor çünkü yapısı gereği camlarımıza iş görebiliyor. Ancak bu tarz ürünlerde böyle durumla karşılaşabiliyorsunuz. Haberiniz olsun, daha iyi olabilirdi diyorum. Ve yavaştan da videonun sonuna işte gelmiş oluyoruz. Eğer ürünü satın almak isterseniz linki profilimizde mevcut. Daha doğrusu açıklama kısmında mevcut. Oradan linke tıklayarak ürünü satın alabilirsiniz. Sizler ürünü nasıl buldunuz? Lütfen görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.